Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kabir ziyaretiyle alakalı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın ilk dönemlerinde Müslümanların putperest toplumdan çıktıklarından dolayı Müslümanların putperest adetlerine dönme ihtimali bulunduğundan dolayı kabir ziyaretini yasaklamışlardır. Ve sonraki süreçte Allah Resulü bu putperestlik adetlerinden uzaklaşıp artık tevhid dininin esaslarının Müslümanlarda yerleşmesinden dolayı Allah Resulü ben bundan öncesinde sizlere kabir ziyaretini yasaklamış idim ama artık kabir ziyaretini sizlere serbest kılıyorum. Çünkü kabir ziyaretinde sizler için ibret vardır buyurmaktadır. Çünkü niye? Kabir ziyareti dünyanın faniliğini, ahiretin kalıcılığını insanlara göstermektedir. Ve bu hususta Allah Resulü'nün bu ifadesinde yani artık sizlere bunu serbest bırakıyorum çünkü orada ibret vardır ifadesinde kadın ve erken herhangi bir şekilde istisna edilememesi kadınların da ziyaret yapabileceğini delil olarak zikredilmektedir. Bununla beraber kabir ziyareti hususunda kabir ziyaretinin sıhhati için abdest ve gusül şart olmadığından sadece abdestli olmak kabir ziyaretinin edebinden, müstahabından zikredildiğinden dolayı hanımların bu özel halinde kabir ziyareti yapmasına herhangi bir mahsur bulunmamaktadır. Sadece şu husus vardır. Bugünlerde, bu maruf günlerde kadınlar Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir ayet veya herhangi bir sure kıraat edemeyeceklerinden dolayı oraya gittiklerinde Kur'an-ı Kerim'e dokunmazlar veya Kur'an-ı Kerim'i okumazlar. Ama bunun dışında oraya gittikleri vakitte dua edebilirler, niyazda bulunabilirler, o kişinin hayrı için bir takım ritüellerde bulunabilirler, tesbihatta bulunabilirler. Bu yönüyle kadınların normal süreçleri dışında herhangi bir farklılığı kabir ziyareti hususunda bulunmamaktadır. Nasıl normal süreçte? Kadınlar kabir ziyareti yapabiliyorlarsa aynı şekilde yapabilirler. Ancak kadınlar normal maruf günlerinde, aybaşı dönemlerinde nasıl Kur'an-ı Kerim okuyamıyorlarsa aybaşı bulunmuş olduğu dönemde aynı şekilde kabir ziyaretinde de Kur'an-ı Kerim okuyamazlar. Bunun dışında kadınların erkeklerden farklı bir hüküm alma gibi bir durumu söz konusu değildir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.